Milli piyango size çıkarsa ne yaparsın? Bana çıkarsa ben fakir fukaraya evlendiririm gençleri, kızlarımızı, çocuklarımızı, yardımcı olurum. Milli piyango size çıkarsa ne yaparsınız? Milli piyango bana çıkmaz. Çünkü oynamıyorum. Taraftarı şeyi değilim. Niye oynamıyorum? Niye meraklısı değilim? Ben affedersiniz sana, çalışıp kazandığımı yemeye vaktim yok. Hani havadan gelecek bir para da yine havaya gider düşüncesi içerisindeyim. O yüzden hiç öyle şeylere vakit ayırmıyorum. Milli piyango size çıkarsa ne yaparsınız? Milli piyango bana çıkarsa, çok fazla milli piyango oynamıyorum ama çıkarsa özellikle fakir çocuklara yönelik bir şey yapmak isterim. Artı kendi aileme de, kendi ailemin geleceğine yönelik de bir yatırım yapmak isterim. Milli piyango size çıkarsa ne yaparsınız? Dünyayı gezerim. Milli piyango size çıkarsa ne yaparsınız? Almıyorum ki çıksın. Almıyorum ki. Erdoğan Demirören'e mi çalışayım devamlı? Zaten çıkacak numaralar belli kime çıkacağı. Milli piyango size çıkarsa ne yaparsınız? Çıkmasın. Çıkmasın. Alıştık biz böyle sade vatandaş. Ben bugün ekmeğimi çalışırsam inşaatçıyım ben. Gidersem inşaatçı 100 lira 150 lira para aldı mı evime giderim. Çoluk çocuğumu gayet hani doyururum. Yeter benim çocuğum. İki tane yavrum var. Gelip benden 100 lira 500 lira para istemiyor. Ben çocuğuma 10 lira da versem yetiniyor. 20 lira da versem yetiniyor. 5 lira da versem yetiniyor. Çıkmasın ben. Kötü yapmasın bizi. İstemem. Kötü yapmasın, istemem. Milli piyango size çıkarsa ne yaparsınız? Milli piyango bana çıkarsa yarısını bir kere kesin kendime alırım. Yarısıyla da bir şeyler yapmaya çalışırım toplum için. Sosyal yardımlarda bulunurum. Aileme yardım ederim ama yarısını kesin kendime alırım. Milli piyango size çıkarsa ne yaparsınız? Ben almayacağıma göre çıkmayacak. Çıkmış olsa ne yaparım? Bana dağıtırım fakire fukaraya. Bu saatten sonra parayla ne işim var? Milli piyango size çıkarsa ne yaparsınız? Milli piyango bana çıkmasın. Hiç istemiyorum. Çünkü nasıl diyeyim, geçindiğimiz para bize yetiyor. Yani öyle paralar alayışım yok. Öyle paralar bizi bozar. Milli piyango size çıkarsa ne yaparsınız? Zaten hayalini kuruyorduk. Biz vizyonsuzca harcarız. Haydan gelen huya gider. Hani hayallerimi gerçekleştiririm. İş kurarım. Bu şekilde düşünüyorum. Hani çıkmasını isterdim. Çıktığı gibi 5 milyon falan direkt ezeriz. Yani direkt ezerim. Milli piyango size çıkarsa ne yaparsınız? Kızım için yatırım gerçekleştirmeye çalışırım. Bir iş imkanı kurup birkaç tane ya da olabildiğince insana iş imkanı sağlamayı çok isterim. Yani bir sürü evlerinde iş arayan, iş bulamayan insanlar tanıyorum. Onlara da bir iş imkanı sağlayabilecek bir yerim olmasını çok isterdim. Milli piyango size çıkarsa ne yaparsınız? Milli piyango kimseye çıkmaz çünkü özelleşti. Ben zaten onu artık özelleştiği için şey olarak da hani bir şey olsun diye alıyordum her yıl bir tane iki tane. O bu sene ondan. Çünkü o parayı size vermezler. Verilmez. Ne milli piyango ne lotolar. Onu kimse özelleşti. Artık herkes kendi cebine koyuyor. Olmaz yani devletin yani şeyi yani bir de yani maliyeti olmayan bir şey. Para topluyorsan resmen sen bunu nasıl özelleştirirsin ya? O para senin cebine kalıyor. Halka kalıyor. Kızılay'a veriyorsun. Oraya buraya yardım ediyorsun. Sen bunu şimdi özelleştirdin. O adam sana parayı vermiyor 100 milyonu, 50 milyonu. Ha bugün bana gelse desek ya sana 100 milyon çıktı ama sana al şu 2 milyonu. At imza ederse atmazdım zaten. 2 milyon bedavadan para. O şekilde de olabilir. Satarlar yani hiç sıkıntı yok. Milli piyango size çıkarsa ne yaparsınız? Milli piyango bana çıkarsa ne yaparım biliyor musunuz? Yani gerçekten ben istihdam sağlarım. Ciddi anlamda istihdam sağlarım. Yani şu gençlere. Bakın benim yaşım 35. 35 yaşındayım. Gerçekten görüyorum gençler çok boştalar, geziyorlar. Yani bunu ben kendim yaparım ya. Eğer öyle bir milli piyango bana çıksın yaparım ya. Milli piyango size çıkarsa ne yaparsınız? Ben milli piyango almayacağım. Milli piyangonun nereye gittiği de belli kurban olayım. Almayacağım.
Ne yaparım? Fakire fukaraya veririm. Ne yaparım? Ben şu anda 2-3 tane öğrenciye burs veriyorum. Evet. 2 tanesi üniversite bitirdi. Bir tanesi yarım bıraktı. Bulsam gene vereceğim. Bir tanesi de devam ediyor. Milli piyango size çıkarsa ne yaparsınız? Milli piyango bana çıkarsa bir Türkiye turu yaparım. Yok, yabancı dilim yok. Dünya turu yapamayacağım. Muhtaç olanlara, bir huzur evlerine, çocuk esirgeme kurumlarına bağış yaparım. Milli piyango size çıkarsa ne yaparsınız? Çıkmasını istemiyorum ablacığım ya. Haram para çünkü.